Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yekunu reculu bihi müslimen. Bu bab, bir adam ne ile Müslüman olur? La ilahe illallah dese Müslüman ol demiş. Yoksa Muhammedur Resulullah diyecek mi? Muhammed la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse Müslüman ol demiş. Yoksa başka bir şey daha lazım mı? Bunda ihtilaf var şimdi. Üç kavil var. Birisinde diyor ki la ilahe illallah dedi mi onu öldürmek caiz değildir. İkinci kavil diyor ki hayır, o kafi değildir, Muhammedur Resulullah da diyecek. Üçüncü bir kavil de var ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek de kafi değil. Mensup olduğu dinden ve diğer dinlerden çıktım, hepsini terk ettim, İslam dinini kabul ettim diyecek. Müftabih olan da o. Şimdi huzurunuza diye tefsilatı geliyor. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن عمرو. مشهور مقداد var ya, Hazreti Mıkdad, Mıkdad bin Amr. O diyor ki قال قلت يا رسول الله أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين. Ben müşriklerden bir adam ile harp ediyoruz. Birbirimize vurduk. O beni vurdu. Ben de ona vurdum. Fadara beni febane yedi. O evvela vurdu. Benim elimi kesti. Sümme kâle la ilahe illallah. Elimi kestikten sonra da la ilahe illallah dedi. Aktuluhu em etrukuhu. Ben onu öldüreyim mi yoksa bırakayım mı? O vurmuş, onun elini kesmiş mesela. O da tabi ona vuracak. Halbuki onun elini kestikten sonra da la ilahe illallah dedi, Allah'ı birledi. Şimdi bunu vursam Müslüman, kelime-i tevhidi söyledi. Vurmasam o benim vurdu elimi kopardı. Öldüreyim mi öldürmeyeyim mi? Kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bel ütrukhu, öldürme, terk et onu. O ki la ilahe illallah dedi, bırak, daha onu öldürme, caiz değil. Şimdi bu hadiste istidlal ediyorlar ki bir adam la ilahe illallah derse onu öldürmek caiz değil. Oldu. Hazreti Mıkdat diyor ki ben Peygamber Efendimiz'e dedim ki vakat ebane yedi. O benim elimi kesti. Vurdu kesti. Ebane ibane etti. Yani vücudumdan ayırdı. Kale ne'an. Evet. O vurdu senin elin. Kesti. فَاِنْ قَتَلْتَهُ فَاَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَنْ يَقُولَهَا وَهُوَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَنْ تَقْتُلَهُ. Peygamber Efendimiz böyle cevap verdi. Ne dedi? Naam, evet. O senin elini kesti. فَاِنْ قَتَلْتَهُ, sen onu öldürürsense, فَاَنْتَ مِثْلُهُ, sen onun misli gibi olursun. قَبْلَنْ يَقُولَهَا, o kelime-i tevhidi söylemezden evvel. O kelime-i tevhidi söylemezden evvel kafir değil miydi? Kafir idi. Şimdi sen onu öldürürsen sen de kafir olursan. Ya adam la ilahe illallah dedi. Sen onu şimdi öldürdüğün gibi kelime-i tevhid okumazsan evvel o neydi? Müşrik idi. Kafir idi. Sen bir Müslümanı öldürürsen sen de kafir olursun. Sibabül müslimi füsuk ve kitaluhu küfür. Müslümana söylemek fısıktır. Onu öldürmek de küfürdür. Çünkü kelime-i tevhid okuduktan sonra ne diye öldürüyorsun sen? وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, var ya ayet kelimesi. Evet, evet. Oraya dahil olursun dedi. وَهُوَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَقْفِلَهُ. وَهُوَ, o adam, o müşrik, بِمَنْزِلَتِكَ, senin menzilenden, senin senin menzilindedir. Ne diyeceğiz buna? وَهُوَ بِمَنْزِلَتِكَ, o senin yerindedir. Türkçesini diyelim, Arapçasını beceremedim. O senin yerindedir. قَبْلَ اَنْ تَقْتُلَهُ, sen onu öldürmesen evvel. Yani kelime-i tevhid okudu, Müslüman oldu. Sen nasıl Müslümansansa o da senin yerinde senin gibi Müslüman oldu. Nasıl öldüreceksin onu? Şimdi bu hadisi şeriften anlaşıldığına göre la ilahe illallah dedi mi bir adam, ona daha kılıç vurulmaz, öldürülmez. Şimdi hadisler taarruz edecek. Üç türlü hadis gelecek. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوس
Nu'man ibn-i Amr ibn-i Evs dedi ki, onun babası Evs, yani dedesi, kâle buyurdu ki, inna leku'udun inde Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Resulullah Efendimizin yanında oturuyor idik. Fissuffeti suffede. Harem-i Şerif'te suffe var ya, ashab-ı suffe. O suffede oturuyorduk. Suffe, biz onu Türkçe'de sofa deriz. Camının sofası, evin sofası. Aslı bunun suffe. Mescidin haricinde olan bir oturacak yer. İşte Resulullah Efendimizin mescidinin haricinde orası yapılmıştı ki fakir fukara orada toplanırdı. Orada oturanlara, gece gündüz orada kalanlar, fukaralar, onlara da ashab-ı suffe derdiler. Onlara bakım görün ederdiler. Harp olduğu vakitte onlar harbe giderdiler. Harp olmadığı vakitte ashabın fukarası, evleri yok, orada yatar kalkardılar. Onların adedi bazen 10 olur, bazen 20 olur, bazen 30 olur, azalır, çoğalır. Yani müeyyen bir adedi de yoktu. Biz orada oturuyorduk Resulullah Efendimizle. Evs diyor. Ve huve yakussu aleyna ve yüzekkiruna. Bize Peygamber Efendimiz vaaz ediyor ve bizi tezkir ediyor. Yani ahireti, ibadeti vesaireyi öğretiyordu. İz etâhu racülün, bir adam geldi, fesârrehu, gizli bir şey konuştu. Fekâle sallallahu aleyhi ve sellem, buyurdular ki izhebû fektülûhu, gidin onu öldürün. Bu adam ne konuşmuşsa onu duymamışlar. Yalnız Resulullah Efendimizin kelam-ı şerifini duymuşlar ki izhebû fektülûhu, gidin onu öldürün. Bunu duyduk diyor. Felemmâ veller racülû, baktaki adam gitmeye başladı. Deâhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz onu çağırdı. Fekale, buyurdu ki emâ teşhedü en la ilahe illallah, emâ teşhedü, bu teşhedü de değil, teşehhede olsa gerekli, emâ teşehhede, teşehhüd etmedi mi bu, emâ teşehhede en la ilahe illallah, o adam kelime-i şehadeti getirmedi mi, la ilahe illallah demedi mi? Fekale racül, adam dedi ki naam, evet dedi. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki izhebû fehallû sebîlehû, gidin onu bırakın. Fe inni ümirtü en ukatilen nas, ben emrolundum ki nasile harbedeyim, hatta yeşhedû en la ilahe illallah, la ilahe illallah şehadetini getirinceye kadar nasile mukatele edeyim. Sümme yahrumu dimâuhum, kelime-i şehadet getirdiler mi onların kanları helal olur. Ve emvaluhum, malları da haram olur. İlla bihakkıha, illa hakkı olursa başka. Mesela adam öldürmüş, kısas edilecek. O hakkı, o başka, şeriatın hakkı. Hırsızlık etmiş, eli kesilecek. Birisinin malını gasp etmiş, alınacak. O hakkullah, o başka. Yoksa onun kelime-i şehadet getirdi mi cani de emniyettedir, mali de emniyettedir. Bu oldu ikinci hadisi şerif. Demek ki la ilahe illallah demek kafiymiş. Muhammedun Resulullah demek el lüzum kalmadı. Haddesena Yunus'u kâle ahberene ibn-i Vehbin, kâle ahbereni Yunus'u an ibn-i Şehabin, kâle haddesena Sa'id ibn-i Müseyyir enne Ebâ Hureyre'te ahberehu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Peygamber Efendimiz buyurdular ki ümirtü en ukatilen nas hatta yekulu la ilahe illallah, la ilahe illallah deyinceye kadar ben nas ile muharebe etmeyle emrolundum. Femen kâle la ilahe illallah, her kim la ilahe illallah derse, Allah'dan başka ibadete layık ve müstahak kimse yoktur. Bu demek la ilahe illallah ne demek? La ilahe, ibadete layık ve müstahak Allah'tan başka hiçbir kimse yoktur. İllallah, gayrullah demek. Allah'tan başka. Usime minni, benden muhafaza olun diye, masum olun diye. Maluhu ve nefsi, onun mali ve nefsi benden masum oldu. Yani onun ne canını yakarım, ne malını alırım. İlla bi hakkihi, illa hakkullah neyse o başka. Mesela zekat verecek, kendisinin üzerine vacip olan vazifeyi yapacak, kimseye taaddi etmeyecek. Ve hesabu alallah. Fakat o adamın hesabı alallah. Allah üzerinedir. Ne demek? O la ilahe illallah dedi. Acaba cidden mi dedi? Yalancıktan mı dedi? O hesabı Allah'a aittir.
ben zahirde la ilahe illallah dediğimi bunu kabul ederim. Ama bunu yalandan demiş ki öldürmesinler. Onun hesabını Allah verecek. Kalbin hesabı Allah'a ait. Hesabı Allah dediği gibi bu. Onun için Medine'deki münafıklar da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediklerinden Peygamber Efendimiz öldürmedi. Onların hesapları kime kaldı? Allah'a kaldı. Oldu 3 hadis. Haddesena Yunus'u kâle ahberen ebn-i Vehbin. Enne Malik'en haddesehu an Ebi Zenad. An İl-Arac an Ebi Hureyre'te an İl-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Hazreti Ebu Hureyre'den aynen bu hadis-i şerifte rivayet edildi. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr'in kâle semiyatu Yezid ibn-i Harun. Kâle ahberena Muhammed ibn-i Amr'in an Ebi Selemete an Ebi Hureyre'te an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Yani bu üçüncü hadisi şerifin senetleri bunlar. Üç türlü senetle Hazreti Ebu Hureyre'den geliyor. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr'in. Okuduk. Haddesena Ali ibn-i Ma'bed. Kale haddesena Ya'la ibn-i Ubeyd. Kale haddesena La'meş. An Ebi Süfyan, an Cabir'in ve an Ebi Salih. An Ebi Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Haddesena Yezid ibn-i Sinan. Kale haddesena Yahya ibn-i Sa'id. Kale haddesena ibn-i Ajlan. قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. İşte bunlar Hazreti Ebu Hureyre'den gelen hadisi şerifin senetleri. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فقد ذهب قوم علماءً bir cemaat sahip oldular neye? İlâ enne men kâle. Şuna zahip oldular ki her kim derse la ilahe illallah, la ilahe illallah derse fakat sâre biha müslimen. Onunla müslüman olur. Yani o adam müslim oldu. La ilahe illallah dedi. Lehu o adam için olucudur. Ma bi şekilil müslimi müslümanlar için olucudur. Müslümanların menfaatine ne varsa o da o menfaate dahildir. Ve aleyhim ve alel müslimin. Müslüman eserlerle ihticac ettiler. Şimdi ihticac suretine gelince bu birinci kavlün ki gayet ince. Bu insan eğer onların dediği gibi anlarsa bu kafidir. Muhammedur Resulullah da bunun içinde, diğer İslamiyetin feraizi de bunun içinde, nevahisinden kaçmak da bunun içinde. Niçin? La ilahe illallah ne demek? Allah'tan başka ibadete layık ve müstehak kimse yoktur. Bunu başka dindekiler demiyor ki. Mesela Hristiyanlar ne diyor? Evet Allah var diyorlar. Ama Allah'a da ibadet edilir, İsa'ya da ibadet edilir. İkisi de beraberdir. Bak Allah'ı, sırf Allah'ı ibadete tahsis etmedi ki. Çünkü la ilahe illallah, yani Allah'tan başka ibadete layık ve müstehak yoktur dedi mi, İsa'da çıktı, Meryem'de çıktı, Yahudilerin dediği gibi Özeyir'de çıktı, Musa'da çıktı, hepsi karışta kaldı. Allah'tan başka ibadetlere kimse yok. Bunu böyle derse o adam hakiki Müslümandır. Şimdi aşağıda diyor ki la ilahe illallah der de Muhammedur Resulullah demez. Ne Yahudiler, onlar da Allah'ı bir biliyor, Allah'ı tevhid ediyorlar ama Muhammed sizin Resulunuzdur, bizim Resulumuz değildir diyorlar. Yani ikinci kavlün davası. Halbuki o birinci kavl sahipleri derler ki biz diyoruz ki la ilahe illallah bunun manasını bilerek Allah'tan başka ibadete layık ve müstehak yoktur derse tamam, Peygamberi de tesdik etmiş olur. Onun için de. Çünkü hakiki tevhidi Hazreti Peygamber Efendimiz getirdi. Onun için la ilahe illallah dediğim, onun için de Muhammed Resulullah da dahil, diğer feraisi ilahiye de dahil. Fakat onlar tabi cümle muhtasar olduğundan dolayı daha fazla izaha gidiyorlar. Diyorlar ki yok, bu kadar kafi değil. Ve halefen fî zâlike âherun. Başkaları bunlara muhalefet ettiler. Ve kâlû dediler lehum bu birinci zümreye ki la hüccete lekum fî hâzel hadis. Bu hadiste sizin için delil yoktur. La ilahe illallah demekle Müslüman oldu sayılmaz. Siz sayılır diyorsunuz ama sizin lehenize delil olmaz. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمبر فهمت إنما كان يقاتل قوما bir kavme ile harp ediyordu. Öyle kavim ki لا يوحدون الله تعالى. Allah-u Teala'yı tevhid etmiyordular.
Kureyş. Kureyş Allah'ı tevhid etmiyordu. Müteaddit ilahlara itikatları vardı. Onlardan harp ediyordu. فَكَانَ اَحَدُمْ اِذَا وَحَدَ اللّٰهِ. Onun için o müşriklerden birisi Allah birdir dedi de, dedi mi? Yani manası diğer putların hepsini hiçe saydı. Allah bir dedi. Çünkü Allah bir demiyordular. Müteaddit Allah'lar vardır diyordular. Onlardan birisi hayır Allah birdir dedi mi? Manası o kendisinin batıl itikadını terk etmiş. Ölüme bizalik. Bununla bilinirdi. Terkuhu. O adamın terk ettiği. Neyi? Lima kutil aleyhi. Ne için harp ediliyor? Ha, o bilinirdi. Ha, bu adam la ilahe illallah dedi mi? Ha, demek ki zaten maksat bu putları bunların kalplerinden çıkarmak, bunların hiç olduğunu beyan etmek. Bu adam da halas. Bunların hepsinin batıl olduğunu itikad etti. Allah'ı birledi. Ve hurucuhu minhu. Bu adamın ondan çıktığı, batıl itikattan çıktığı bilinirdi. Ve lem yu'lem. Halbuki bilinmedi. Bizalik bununla duhulu fil İslam. İslam'a girdiği bilinmedi diyor. Tevfi ba'dil milelilleti yahut da bazı milletlere girdiği bilinmedi. Öyle milletler ki tüvehidullahe teala. Allah-u Teala'yı tevhid eden milletler var. Yahudiler, Hristiyanlar, onlar da Allah'ı bir biliyorlar. Şimdi bu adam putlar batildir dedi. Peki batildir, Allah birdir dedi. Allah birdir, birdir ama Hazreti Peygamber'in nübüvvetini tesdik ediyor mu, etmiyor mu? Belki bu adam Allah birdir dedi. İslamiyet'e mi girdi, Hristiyanlığa mı girdi, Yahudilik'e mi girdi? Belli değil. وَيَكْفُرُ بِجَحْدِهَا. Halbuki o adam Allah'ı tevhid etti ama وَيَكْفُرُ. Halbuki o adam kafir olur. بِجَحْدِهَا. İslamiyet'i inkarla. İslamiyet'in getirmiş olduğu evamiri. وَغَيْرِ ذَٰلِكَ. Yahut da başka bir şeyle. مِنَ الْوُجُوهِ اللَّتِ. Şur bir vecihlerden ki يَكْفُرُ بِهَا. Anında kafir olur. اَهْلُهَا. Onu söyleyelim. مَا تَوْحِيدِهِمْ لِلَّهِ. Allah'ı tevhid etmekle beraber başka cihetlerden kafir olur. Onun için la ilahe illallah demek kafi değil dediler. فَكَانُ حُكْمُ هَا اُلَا. Bunların hükmü nedir? اَنْ لَا يُقَاتَلُوا. Bunlarla harp olunmaya. اِذَا وَقَعَتْ هَذِهِ شُبْهَةِ. Bu şüphe vakı olduğu vakitte. حَتَّى تُقَوِّمَ الْحُجَّةُ İkamı oluna. Alâ men bir kimse üzerine ki yukatiluhum. Onlar ile harp eden üzerine hüccet ikamı oluna. O da nedir? Vücubu kitalihim. Ama böyle de manayı gelmiyor. Hatta tukavvime tekvimede el hüccetü faili. Malum yaparsa daha güzel olur. Hatta tukavvime. Hatta kıyam ettire el hüccetü hüccet alâ men yukatiluhum. Onların harp ettikleri adamlar üzerine neyi? Tekvimede vücube kitalihim. Onların kitali vaciptir. Bunu hüccet meydana çıkara ikame eder. Bu olmadıkça, yani madem bunlar la ilahe illallah dedi, bir şüphe geldi. Acaba bunlar dini İslam'a girdiler mi, girmediler mi? Allah'ı tevhid eden üç millet var. İslamiyet, Yahudiler, bir de Hristiyanlar. Üçü de tevhid ediyorlar. Şimdi bu adam la ilahe illallah dedi ama acaba hakiki Müslüman oldu mu? Yoksa Hristiyan mı kaldı? Yoksa Yahudi olarak mı kaldı? Onun için onlar öldürülmez. Durdurulur. Öldürülmez ama akideleri sorulur. Bakalım ki hakikaten Müslüman olmuş mu olmamış mı? Felehaza. Bunun için keffe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz el çekti en kitali men kâne yukatilu bi kavlihim la ilahe illallah. En kitali men bir kimsenin kitalından ki kâne yukatilu. O katlolunurdi. Evet. Ne sebebiyle keffetti? Bi kavlihim la ilahe illallah. Onlar la ilahe illallah dediği vakte Resulullah Efendimiz el çekti, harp etti, adamları öldürmedi. Niçin? Ondan sonra bakacaklar. Çünkü bir şüphe girdi. Hakiki Müslüman olmuş mu, olmamış mı? Bu kime ait? Bu müşriklere ait diyor. Müşriklerde bu oldu. Bu kaide müşriklere tatbik edildi. Bunlar la ilahe illallah dedi mi? Bakalım bu adam hakikaten Müslüman mı olmuş yoksa Hristiyan mı kaçmış? Bir öğrenelim. Yahudilik'e mi kaçmış? فَاَمَّا مَنْ سِوَاهُمْ. Fakat müşriklerden başkaları.
minel yehud, Yahudilerden, Hristiyanlardan. Ve inna kad reynâhum, biz onları gördük. Yeşhedûne en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah diyorlar. Ve yeşhedûne bin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat Peygamber Efendimiz'i inkar ediyorlar. Diyorlar ki Muhammed sizin Arapların peygamberidir. Yahut da hiç peygamber değildir. Allah birdir. Musa Resulullah'dır. Allah birdir. İsa Resulullah'dır. Hazreti Muhammed'i tesdik etmiyorlar. Etmedikleri gibi Müslüman olamazlar. Feleysu bi ikrarihim bi tevhidillah. Allah'ı bir bilmekle, ikrar etmekle onlar olmadılar. Müslümine Müslüman olmadılar. İmkânu cahidine bi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'i inkar ederler ise Allah birdir. Fakat Hazreti Muhammed'i tesdik etmiyorlar, Müslüman olamadılar. Feiza akarru bi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'i de ikrar ederlerse eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derlerse ölüme bizalik, bununla bilinir. Ne? Kurucuhum minel yehudiyye. Yahudilikten çıktıkları, Hristiyanlıktan çıktıkları bilinir. Niye? Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini tesdik ettiler. Ve lem yu'lem bihi, fakat bununla da bilinmez. Dukuluhum fil İslam. İslam'a girdikleri gene bilinmedi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediler. Kendi dinlerinden çıktılar. Fakat İslamiyet'e girdikleri gene bilinmedi. Niçin? Leennehu kad yecuzu, caiz ki en yekunu intihalu, onlar intihal etmiş oralar. Kavle men yekulu enne Muhammeden Resulullah, enne Muhammeden Resulullah kavlini intihal etmiş olalar. Neye? İlel arabi khassaten. Araba khastır. Muhammed Resulullah'tır ama Araplara has peygamberdir. Bunu derler. Öyleyse gene Müslüman olmadı. Bu benim başımdan geçti. Mardin'de bir köyün papası Kamışlı'ya gelmişti. Biz de o vakit kaçak hacca geliyorduk. Papasının bir yerde bulunduk. Kürtçe biliyor. Benim arkadaşım da Kürtçe biliyor. Ona sordum, sen nesin dedi, Süryaniyim. Dedim, siz Müslüman köylerinde, Müslümanların içinde yaşıyorsunuz. Siz niye Müslüman olmuyorsunuz? Dedi ki, biz Hazreti Muhammed'in peygamberliğini inkar etmiyoruz. Adem Sefiyullah, Musa Kelimullah, İsa Ruhullah, Muhammed Resulullah. Biz böyle itikad ediyoruz. Madem Muhammed'in Resulullah, bunun Resulluğunu itikad ettin, böyleyse Kur'an-ı Kerim nazil oldu, buna da itikad ediyor musun? Evet dedi. İncil, Tevrat, Zebur, Kur'an, bunların hepsi kelamullah'tır. Kelamullah ise Allah Kur'an'ında diyor ki öteki dinlerin hepsini neskettim. Son kitap Kur'an'dır. Muhammed'e tabi olun ve Kur'an'da emel edin. Mesela bak, hac var, namaz var, oruç var. Bunları bizim Kur'an emrediyor. Madem sen peygamberin nübüvvetini, risaletini tesdik ettin, sözünü niye tutmuyorsun? Hı. Dedi, o Arapların peygamberi. Evet. Biz peygamber olduğunu kabul ediyoruz ama Arapların mahsusu. Siz Beytullah'a hacca gidiyorsunuz, biz de Kudüs'e hacca gidiyoruz. Siz beş vakit namaz kılıyorsunuz, biz de akşam sabah gidip kilisede gene namaz kılıyoruz yani. Arapların namazı var, bizim de namazımız var. O da Allah'ın dini, o da Allah'ın dini. İşte bak, bu intihar. Bunun dediği bu. Bu adam la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi ama kendi dininden çıkmadı. Ya Arapların peygamberi dedi o. Böyle derse o gene Müslüman olmamış olur. وَقَدْ اَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz emreyledi Aliye ibn Ebi Talib Hazreti Aliye hine ve'asehu ila Khayber. Khayber'e gönderdiği vakitte ve ehluha Yahud. Khayber'in ehli de Yahudiler idi. Evet. Neyle emretti Peygamber Efendimiz onu gönderdiği vakitte? Bima bir şeyle emretti ki haddesena Yunus. Yunus bize rivayet eyledi diyor. قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابو هريره روایت etti ki Peygamber Efendimiz zemma def'a rayete vaktaki rayeti def eyledi bayrağı verdi ila aliyin Hazreti Ali'ye hine vecehehu ila Khayber Khayber'e tevcih ettiği vakitte gönderdiği vakitte قال buyurdu ki İmdi ve la teltefit. Sen yürü ve iltifat etme. Yani gerisin geriye bakma. Hatta yeftahallahu aleyk. Allahu Teala
bunun fethini sana müyesser edinceye kadar devam et, geriye de bakma. Hatta yukarıda da okuduk ya, bir adamı tekrar gönderdi, Ali'ye dedi, git, dursun dedi. Fakat arkadan gitme, önüne geç. Çünkü Hazreti Ali emretmişti, geriye bakma. O da geriden gidip de ya Ali deyip bağırırsa olur ki geriye dönme gittim, valla olur. Yok, önüne geç. İşte onu teyit ediyor, diyor ki فَسَارَ عَلِيُّنْ شَيْئًا Hazreti Ali biraz yürüdü. ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِدْ Ondan sonra durdu, hiç geriye de bakmadı. فَسَرَخَ بَغِرْدِ Ya Resulallah عَلَى مَا ذَا وُقَاتِلْ diye bağırdı. Ben ne üzerine harp edeceğim? Yüzü gene düşmana doğru. قَالَ Peygamber Efendimiz buyurdu ki قَاتِلْهُمْ Sen onlarla harp et حَتَّى يَشْهَدُوا اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Kelime-i şehadeti okuyuncaya kadar sen onlarla harp et. La ilahe illallah değilse de. Ya la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. فَاِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكْ La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediler mi? فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ Kanlarını, mallarını senden men ettiler. Emanda oldular. İlla bihakkıha, illa ayrıca hukukullah var, o hukukullah değil. Ve hesabuhum alallah, onların kalp hesapları da Allah'a aittir. Zahirde onlardan el çekilir, öldürülmez. Malları da emanda, kendileri de emanda, kalplerinde Allah bilir. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdu ki, فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisi şerif doğrucudur ki, اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ Peygamber Efendimiz, قَدْ كَانَ أَبَاحَ لَهُ قِتَالَهُمْ Onlara kitallarını mübah kıldı. Hazreti Ali'ye mübah kıldı ki git onları öldür. وَاِنْ شَهِدُوا اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ La ilahe illallah deseler bile öldür. حَتَّى يَشْهَدُوا مَعَ ذَٰلِكَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Muhammedun Resulullah demedikçe La ilahe illallah deseler bile öldür. Ne vakit ki اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ derlerse o vakitte dur, öldürme. لَاَنَّهُمْ قَوْمٌ كَانُوا يُوَحِّدُونَ اللّٰهِ Peygamber Efendimiz niye böyle emretti? Çünkü Yahudiler Allah'ı bir bilirdi. La ilahe illallah zaten derdiler. La ilahe illallah onların ekidelerinde. E demek ki La ilahe illallah demekle İslamiyet'e girmiş sayılmıyorlar. İlla Muhammedun Resulullah diyecekler ki İslamiyet'e gireler. Onlar müvahhiddiler ve la yukirrune bi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat Peygamber Efendimizin Peygamber olduğunu ikrar etmezdiler. Fe'emara Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem Aliyen. Hazreti Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye emreyledi. Bi qitalihim onlarla muharebe etmeyi. Hatta ya'leme. Hatta Hazreti Ali bile. Hurucehum onların çıktığını. Neden? Mimma umire bi qitalihim aleyhi. Minel Yahudiyye. Yahudilikten kendilerinde olan o akideden çıkıncaya kadar onların çıktıklarını bilinceye kadar harp etmesini emretti. Yani bilsin ki bunlar Yahudiliği terk etti, İslamiyet'e girdiler. Kema umire bi qitali abadetil evsen. Nitekim putperestlerin qitaliyle emrolunduğu gibi hatta yu'leme hurucuhum hatta onların çıktığı biline mimma qutilu aleyhi. Neden çıktıkları, ne için harp ediliyorlar? Ondan çıktıklarını. Putlara ilah diyordular. Ha, öyleyse putları terk ettiklerini, o batıl akideden çıktıkları bilinceye kadar harp ediliyor. Yalnız fark ne oldu? Putperestler de la ilahe illallah dedi mi, ha bu putperestlikten çıktı, tamam. Kafiydi o. Çünkü onlar Allah'ı tevhid etmiyordu. La ilahe illallah dedim, putperestlikten çıktı. Çıktı ama İslamiyet'e girip girmediği gene şüpheli. Onlar öldürülmez. Fakat İslamiyet'e girmiş mi girmemiş mi ikinci bir imtihan geçirecekler. Ama Yahudiler la ilahe illallah diyorlar. Yahudilikte zaten var ya. Muhammedun Resulullah diyecekler ki onlar Yahudilikten çıktıkları belli olan. İkisinin muamelesi ayrı ayrı. وَلَيْسَ فِي اِقْرَارِ الْيَهُودِ اَيْدَى Yahudilerin ikrarında da olmadı. بَاَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللّٰهُ Kelime-i şehadeti tam getirmeleriyle, ikrar etmeleriyle bu hüccet olmadı. Ney? مَا يَجِبَنْ يَكُونُ مُسْلِم۪ينَ Müslüman olmaları vacip olur olmadı. Yahudi la ilahe illallah der. Zaten kendi akidesinde var.
Muhammedur Resulullah da der ama kendi onun ümmeti olduğu için değil. Yani Araplar onun ümmeti, biz değil. Araplara peygamber gelmiştir manasını alırlar. Bunu kastederlerse gene Müslüman olmadılar. Velakinne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, peki madem Müslüman olmadılar da Peygamber Efendimiz niçin emretti? Emere bi terki kitali mizâ kâlu zâlik. Hazreti Ali'ye dedi ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler mi harbi durdur, öldürme. Halbuki onlar Muhammedur Resulullah demesiyle de madem Müslüman olmuyorlar niçin harbi durduruyor? لَاَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ, caiz olur ki en يَكُونَ اَرَادُ بِهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ kelimesiyle murad ettiler. El-İslam'ı İslami. Bu caiz. اَوْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ yahut İslam'ın gayrisini, o da caiz. Bilmiyoruz. لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ dediler. Dediler ama bunu hakikaten İslam dinine girdikleri için mi dediler? Yoksa Muhammedur Resulullah Araplara peygamberdir, bize peygamber değildir, biz onun peşinden gitmeyiz. Bunu mu kastettiler? Şu anda onların niyetlerinin iki ihtimali var. Ya Müslüman oldukları için dediler, ya Müslüman olmadıkları için onu söylediler. O caiz olduğundan şüphe girdi. فَاَمَرَ بِالْكَفِ Peygamber Efendimiz kefil emretti. Yani men işte enkitalihim, onların kitalından hatta yu'leme, hatta biline ma eradu bizalik. Onlar bu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüyle neyi kastettikleri biline. Eğer onunla İslamiyet'i murad etmişlerse, tam İslamiyet'e girmişlerse halas. Canları azat, malları azat. Yok, onlar Arapların peygamberidir, bizim peygamber değildir derse tekrar harf başlayacak. Kemal zekerna fîmâ tekaddem. Dedi ki yukarılarda zikreyledik. Min hükmü müşrikil Arap. Arap'ı müşriklerin hükmünde. Onlar ne dediler? Müşrikler la ilahe illallah dediler mi? Durulur, harp edilir. Ondan sonra sorulur. Siz la ilahe illallah'la neyi kastettiniz? İslam dinine mi girdiniz? Hristiyanlığa mı girdiniz? Yahudilik'e mi girdiniz? İslamiyet'e girdik derlerse halas Müslüman oldular. Yok. La ilahe illallah demekle biz Yahudiliği kastettik yahut Hristiyanlığı kastettik derlerse tekrar onlar onlarla harp edilir. Yani Yahudiler de la ilahe illallah'tan sonra bir de Muhammedur Resulullah diyecekler. Onu dedikten sonra da gene şüphe üzerine harp durulacak. Onlar imtihandan geçecek. Bakalım hakikaten mi Müslüman olmuşlar yoksa Muhammedur Resulullah ile kasıtları Arapların peygamberidir, bizim peygamber değildir mi diyecekler. Yok hakikaten Müslüman olmuşlarsa tamam. Olmamışlarsa tekrar harp edilir onlarla. Vakat etel Yahudu ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimize Yahudiler geldi. Fe'akarru bi nübüvveti. Sen peygambersin dediler, ikrar ettiler. Ve lem yedhulu fil İslam. İslamiyete de girmediler. Sen peygambersin diyorlar ama Müslüman olmuyorlar. Felem yuqatilhum. Peygamber Efendimiz onlarla mukatele etmedi. Ala ibaihim dukhule fil islam, İslam'a girmediklerinden dolayı onlarla harp etmedi. İzlem yekunu, çünkü o Yahudiler olmadılar. İndehu, Peygamber Efendimizin indinde bizalikel ikrar, o ikrarla sen peygambersin demekleriyle olmadılar. Müslümine Müslüman olmadılar. Niye? Sen peygambersin diyorlar gene Yahudilikte duruyorlar. Hani şimdi Avrupa'da bazı filozoflar çıkıyor. Muhammed hak peygamberdir diyor, gene putperestlikten vazgeçmiyor. Gene kiliseye gidiyor, paşa puta tatıyor. Muhammed de peygamberdir, büyük adamdır diyor. O Müslüman sayılır mı? Sayılmaz o. Bunun gibi. Peki Yahudilerin Peygamber Efendimiz'i tekrar ettiler. Fakat Yahudilikten ayrılmadılar. Buna dair sened ile sepet ile neyiniz var elinizde? Yani bu okuduğumuz kitap hep sened ile sepet ile getiriyor. İşte senedini, sepetini getiriyor. Diyor ki haddesena İbrahim ibn-i Merzuk ve İbrahim ibn-i Ebi Davud ve Ebu Ümeyye ve Ahmed ibn-i Davud ve Abdülaziz ibn-i Muaviye kalu haddesena Ebu Velid ha haddesena Ebu Bekre kalu haddesena Ebu Davud ha ve haddesena Ebu Bişir Rakiyu kalu haddesena Haccac ibn-i Muhammed ha ve haddesena Ebu Ebi Davud kalu haddesena Amr ibn-i Merzuk kalu haddesena Şubat ve Amr ibn-i Mirra an Abdillah ibn-i Selamet an Safvan ibn-i Assal enne Yahudiyen.
Burada 5 senet ile getirdi Safvan ibn Assal'a. Safvan ibn Assal diyor ki bir Yahudi kâle li sahibihi, kendi arkadaşı olan Yahudi'ye dedi ki teâle nes'elu hâden nebiyye, gel bu peygambere sual soralım. Fekâle lehu l'âkher, öteki Yahudi ona dedi ki la tekul lehu nebiyyun, ona nebi deme. Fe innehu in semi'ha, o bu sözü senden işitirse saret lehu erbe'atü a'yun, onun 4 gözü olur. Yani Türkçe'de ne derler? Kavlanır. Yani bu peygamber değil. Şimdi sen de buna peygamber dedin mi? Ha, şimdi kendisine bir şey gelir ki olan bak Yahudiler bile benim peygamberliğimi tesdik ediyor çünkü. Bu peygamber değil. Onun ne bir deme. Gidelim Muhammed'e soralım dedi. Fakat öteki anlaşılan ki biliyor. Zaten Yahudilerin ekserisi peygamber olduğunu bilirdiler de. Kasten, inadan inkar ederdiler. فَاَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ هَذِي الْاَيَةِ, geldi o Yahudi Peygamber Efendimiz'e şu ayetten sordu. Şu ayetin manası nedir dedi. Estaizu billah. Ve lekad ateyna Musa tis'a ayatin beyyinat. Ben Azimüşşan Musa'ya 9 mucize verdim. Bu nedir? 9 mucize nedir diye sordu Peygamber Efendimiz'e. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o 9 şey şunlardır. La tüşrikû billahi şeyen, Allah'a şirk etmeyiniz. 1. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ, haksız olarak Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmeyiniz. İlla kısas, misas varsa başka. 2. وَلَا تُسْرِفُوا, israf etmeyiniz. Tesrif gösterir bir de. وَلَا تَسْرِفُوا, hırsızlık yapmayınız, tamam. Hırsızlık yapmayınız. 3. وَلَا تَزْنُوا, zina etmeyiniz. 4. وَلَا تَسْحَرُوا, seher yapmayınız. 5. وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَى, riba yemeyiniz. 6. وَلَا تَمْشُوا بِبَر۪ئٍ اِلَى سُلْطَانٍ, beri olan bir adamı gidip de sultana haber vermeyiniz. لِيَقْتُلَهُ, öldürsün diye. Adamın suçu yok. Gidip fitne yapıyorlar, adamı öldürüyorlar. Kaç etti? 7. وَلَا تَقْذِفُوا, söymeyiniz. Kime? الْمُحْسَنَةَ, kendisini muhafaza etmiş bir kadına zina etti diye söylemeyiniz. 8. وَلَا تَفِرُّوا مِنَ الزَّحْفِ, bir de düşman ile mülakat ettiğiniz her bir esnasında kaçmayınız, firar etmeyiniz. Etti 9. İşte bu 9 şey budur buyurdu. وَعَلَيْكُمْ, sizin üzerinize lazımdır. خَاسَةً, has olarak el Yahudi, ey Yahudi cemaati, sizin üzerinize hasreten vaciptir. En la ta'du fissefti, cuma ertesini tecavüz etmeyesiniz. Yani cuma ertesi hiç görmeyesiniz. Bu yalnız şeylere mahsus, Yahudilere. Bunları duydukları gibi adam şaşırdı. Resulullah Efendimiz'e sordu. İzahını aldı. Kale, ravi diyor ki fekabbelu yedehu, o Yahudiler geldi Resulullah Efendimiz'in elini öptüler. Ve kalu, dediler ki neşhedü enneke nebiyyün, biz şehadet ediyoruz ki sen peygambersin. Kale, Peygamber Efendimiz dedi ki فَمَا يَمْنَعُكُمْ اَنْ تَتَّبِعُونِ, bana tabi olmaktan sizi men eden şey nedir? Madem ben nebiyim, gelin benim ümmetimden olun. Kalu, dediler ki اِنَّ دَاوُدَ, Davud Aleyhisselam dua, dua etti اَنْ لَا يَزَالَ, devam ede فِي zürriyeti, onun zürriyetinde nebiyyün, nebi, kendi zürriyetinde nebinin zevalı olmasın, devam etsin diye dua etti. Ve inna nakhsha, biz de korkuyoruz ki in ittebanake, sana tabi olur isek en taktulena lyahud, Yahudiler bizi öldürür. Bundan korkuyoruz. Sana tabi olduk mu Yahudiler bizi yaşatmaz, öldürürler dediler. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi dedi ki fe fi hadal hadis, bu hadis-i şerif dolucudur. اَنَّ الْيَهُودَ, Yahudiler قَدْ كَانُوا اَقَرُوا بِنُبُوَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, Peygamber Efendimiz'in peygamber olduğunu ikrar ettiler. لَا تَوْحِيدِهِمْ لِلّٰهِ, Allah'ı da bir bildikleri halde bununla beraber. فَلَمْ يُقَاتِلْهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, Peygamber Efendimiz onlarla harp etmedi. حَتَّى يُقِرُّوا, İkrar ederler onlar. بِجَمِيعِ مَا يُقِرُّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ, Müslümanlar neyi ikrar ederlerse onların hepsini ikrar edinceye kadar
onlarla harp etmeyi muvafık gördü. Şimdi bu ibare de çok tuhaf. Diyor ki felem yukatilu. Onlarla harp etmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harp etmedi. Hatta hattanın manası nasıl olur? İlla manasına gelecek bu. İlla en yukirru bi cemii ma yukirru bihül müslimi. Onlar Müslümanların ikrar etmiş oldukları her şeyi ikrar etmedikçe evet o olmancaya kadar harp etmedi. Yani harbi devam ettirdi manasına. Nefi nefiyeden de nispat mı çıkar? Eğer ibarede başka bir şey yoksa. Felem yukatilum, Peygamber Efendimiz harp etmedi. Hatta yukirru, hatta ikrar ederler. Tabi ikrar edinceye kadar bir cemiyye ma yukirru bihil müslim. Bu vakitte fe emere bi qitalim hatta yukirru olması lazım. Qital ile emretti, hatta ikrar ederler. Hatta o vakitte kendi manasına gelir. Emre evet. Fedelle zalike, bu delalet etti ki ennehum lem yekunu, bunlar olmadılar. Bizalikel kavli, bu kavliyle müslimin, Müslüman olmadılar. Ve sebete, sabit oldu ki ennel islame la yekunu, İslam olmaz. İlla bil me'anilleti, bil me'analar ile olur ki tedullu aled duhuli fil islam, İslam'a dahil olduğuna delalet eden manalar olacak ve terk-i sair-il millet, diğer milletlerin hepsini terk ettiğine dair manalar olacak. Onun için bir kafir gelip de Müslüman olduğu vakitte ne diyecek? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah. Türkçesi ben Allah'ın tek Allah olduğuna ve Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inandım ve bütün dinlerden de teberri ettim. Ve teberratu min cemi'il edyan. Onu diyecek ki bu adam Müslüman sayılsın. Evet. Yeter mi oraya kadar? Ve kadru yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kadru yani Rahim. Ve kadru yani Anas ibn Malik'in radıyallahu anhu. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Anas radıyallahu ta'ala anh. Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Ma yedullu ala zalik. Bu dediğimiz davaya delalet eden bir rivayet Hazreti Enes tarikiyle rivayet olundu. Davamız neydi? Bir adam la ilahe illallah derse İslamiyet'e girmiş olmaz. Muhammedun Resulullah derse yeni İslamiyet'e girmiş olmaz. Ya İslamiyet'in icap ettiği feraiz-i ilahiye yapmadıksa Müslüman olmaz. Rivayette şu: Haddesena Yunus kâle ekberene ibn-i Vehbin kâle ekbereni Yahya ibn-i Eyyub en Hümeyd-i Tavil en Enes ibn-i Malik enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâl sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ümirtu en ukatilen nas. Ben nas ile harp etmeyle emrolundum. Hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Ta ki onlar kelime-i şehadeti okuyalar. Fe izâ şehidü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'ın bir olduğunu ve Hazreti Muhammed'in hak peygamber olduğunu tasdik ettikten sonra onu ederlerse ve sallu salatena, bizim namazımızı da kılarlarsa beş vakit namazı. وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا, kıblemize de dönerlerse. وَاَكَلُوا ذَب۪يحَتَنَا, bizim boğazladığımız hayvanı da yerlerse. حُرِّمَتْ عَلَيْنَا. قَالَ اَبُوْ جَعْفَرْ, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَدَلَّمَا زُكِرْ, bu zikir edilen Hazreti Enes'in rivayeti delalet etti. Fi hadel hadis, bu hadiste alel ma'nellezi şul bir manaya delalet etti ki yahrumu bihi, o mana sebebiyle haram olur. Dima'ül küffar, kafirlerin kanları haram olur. Ve yesirune, olurlar bihi, o mana sebebiyle müslimin, Müslüman olurlar. Leenne zalik, bu huve terkü milelil küfri kulliha, bütün milletlerin, küfür milletlerinin milliyetini terk etmektir ve cehduha, onları inkar etmektir.
Çünkü yukarıda dedi ki müşrikler Allah'a şerik koşarlar. Bir adam la ilahe illallah dedi mi şirkten çıkar. Fakat şirkten çıkar ama Müslüman mı oldu yoksa Müslümanlıktan başka bir dine mi gitti belli değil. Ondan sonra ona sorulacak ki Hazreti Peygamber'in peygamberliğinde tesdik ediyor musun? Onu da tesdik ederse ondan sonra yine sorulacak ki Resulullah'ın peygamber olduğunu, bütün nasa peygamber olduğunu mi itikad ediyorsun? Yoksa Araplara mahsus olduğunu mu iddia ediyorsun? Araplara mahsus peygamberdir derse yine Müslüman değildir. Ya bütün beşere peygamberdir diyecek ki işte o vakit hakiki Müslüman olur. Onun için la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra bir de sarayisi ilahiyeyi ifa edecek. Zaten kaide ümumiye var. Bir adam kelime-i şehadeti getirse, namazı kılsa, orucu inkar etse, yahut orucu da tutsa, zekatı inkar etse, yahut haccı inkar etse, yani kulase feraizi ilahiyeden birisini inkar etse yine kafir durur. وَالْمَعْنَ الْاَوَّلْ اَوَّلْكِ مَعْنَا مِنْ تَوْحِيدِ اللّٰهِ Allah'ı tevhid etmekten hasreten has olarak وَالْمَعْنَ الَّذِي اُلْ بِالْمَعْنَدِرْ ki نَكُفُّ بِهِ o mana sebebiyle biz keffediyoruz اَنِ الْقِتَالِ kitaldan keffediyoruz yani kital yapmıyoruz La ilahe illallah dedi mi bir adam bir kafir harbi durduruyoruz حَتَّى نَعْلَمُ حَتَّى bilelim ki مَا اَرَادَ بِهِ قَائِلُهُ O la ilahe illallah diyen adam bununla neyi kastetti? Onu bilmek için harbi durduruyoruz. اَلْاِسْلَامَ اَوْ غَيْرَهُ İslam'ı mı murad etti, başkasını mı murad etti? Onun için o birinci hadiste gelen manayı bu manaya aldık. Yukarıda birinci mezhebin delilleri neydi? La ilahe illallah dedi mi bir adam halas mali cani emanda oldu. Diyor ki evet doğru işte biz bu manayı o hadisi şu manaya aldık. La ilahe illallah dedi mi bu adam İslamiyeti mi kastetti, başkasını mı kastetti? Bunu anlamak için onu öldürmüyoruz, bekliyoruz. İzahını bekliyoruz. Niye bunu bu manaya aldık? Diyor ki hatta tasih hadi lazer bu eserler sahih ola ve la tetadad birbirlerine zıt olmayalar. Hadisin birisinde geldi ki la ilahe illallah dedi mi öldürmesi haram. Birisinde geldi ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek ki onu öldürmesi haram olur. Birisinde de geldi ki hayır la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek ve bütün diğer dinlerden de beri olduğunu söyleyecek ki işte tam Müslüman olmuş olan. فَلَا يَكُونُ الْكَافِرُ kafir olmaz. Müslüman Müslim. Öyle Müslim ki مَحْكُومًا لَهُ وَعَلَيْهِ Onun lehine yahut aleyhine hüküm edilmiş bir Müslim olamaz. بِحُكْمِ الْاِسْلَامِ İslam hükmüyle. Yani Müslümanların lehinde olan onun da lehinde. Müslümanların aleyhinde olan onun da aleyhinde. Bu şekilde. Bir kafir Müslüm olamaz hatta yeşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Hatta şehadeti de ki ibadete layık ve müstehak Allah'tan başka kimse yoktur ve Hazreti Muhammed Allah'ın kulü ve peygamberidir. Ve yeşhede bir de o adam bu şehadetten sonra inkar ede külle dinin her bir dini inkar ede. Öyle din ki sivel İslam, İslamiyet'ten başka bütün dinleri inkar eder. Yani İslamiyet'ten başka hiçbir dini ben kabul etmiyorum diye. وَيَتَخَلَّى مِنْهُ İslam dininden başka diğer dinlerden tehalli eder. Vazgeçer. İşte o vakitte hakiki Müslüman olur. كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Nitekim Peygamber Efendimiz buyurdular. حَدَّسَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّسَنَا نَعِيمٌ نعيم بن حماد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك سعد بن طارق بن أشيم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن طارق dediler ki ben Resulullah Efendimiz'i işittim yakulu buyururdu ümirtü en uqatilen nas nas ile mukatele etmeyi Cenab-ı Hak bana emretti ben bununla emrolundum hatta yakulu onlar deyinceye kadar
La ilahe illallah, la ilahe illallah deyinceye kadar. Ve yetruku, terk edinceye kadar. Neyi? Ma ya'budune min dunillah. Allah'tan başka neye tapıyorlarsa onu da terk edinceye kadar. Fe izâ fe'alû zâlik. Onlar Allah'ı tevhid ettiler ve Allah'tan başkasına ibadet edilen şeyleri de inkar ettiler. Allah'tan başka ibadete layık kimse olmadığını itikad ettilerse hurrimet aleyye dimâuhum ve emvâluhum. O vakit onların malları, kanları bana haram kılındı. Daha ondan sonra öldürmek, mallarını almak caiz olmadı. İlla bihakkâ, illa İslamiyet'in hakkı var, o başka. Ve hesâbuhum alallâh. Onların hesabı da Allah'adır. Hangi hesabı? Yani biz onların zahirdeki ağızlarından çıktıkları sözü kabul ettik. Fakat kalplerini bilmiyoruz. Hakikaten mi söyledi, ölüm korkusundan mı söyledi? O hesap, o kalp işi Allah'a ait. Ona karışmayız. Haddesen ibn-i Merzuk, kâle haddesen Abdullah ibn-i Bekrin, kâle haddesen Behzü ibn-i Hakim, an ebihi, an ceddihi, kâle kultu ya Resulullah. Behzü ibn-i Hakim, babasından, o da kendi babasından rivayet ediyor ki, Behzü ibn-i Hakim'in ceddi demiş ki, ya Resulullah, ma ayetul İslam? İslam'ın alameti nedir? Orada mim noksan yazın. Ma ayetul İslam, İslamiyet'in alameti nedir? Bir adamı gördü. Onun Müslüman olmasını nasıl anlayacak? Kâle sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, en tekûle, sen diyesin, eslemtü vechiye lillâh ve tehalleytü ve tuqim as-salate ve tu'ti az-zekate ve tufariq al-mushrikine ila al-muslimin. İşte bunu dersen İslamiyet alameti budur. Eslemtu vechiye lillah, ben kendimi Allah'a teslim ettim. Eslemtu vechi yani kendi, veçim yüzümü demek, yani kendimi zatımı Allah'a teslim ettim. Allahu Teala ne emretti onu kabul ettim. Bir ve tehalleytü, bütün dinlerden beri oldum. Attım. İslam dininden başka dinlerin hepsini attım. İki, ve tuqimessalâ, namazı kılasın. Üç, ve tu'tiyez zekâte, zekâti veresin. Dört, ve tufârikel müşrikîne ile müslimîn. Bir de müşriklerden ayrılıp Müslümanların içine gelesin. Ben Müslüman oldum deyip de gene kafirlerin içinde kalmayacaksın. Müslümanların içine geleceksin. 4. İşte İslamiyet'in alameti budur. فَلَمَّا كَانَ جَوَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Oradaki Peygamber Efendimiz'in cevabı oldu. Kime? لِمُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَ. Muaviyeti bin Hayde'ye ki işte Behzü bin Hakim'in dedesi oymuş. Muaviyeti bin Hayde'ymiş. لَمَّا سُوِلَنْ عَيَةِ الْاِسْلَامِ. İslam'ın alametinden vaktaki sual edildi. Peygamber Efendimiz de böyle cevap verdi. Bundan anlaşıldı ki ne demektir İslamiyet'in alameti? En tekule, senin demekli kimdir? Eslemtü vecihiye lillah. Ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ve tehalleytü, diğer dinlerden beri oldum. Evet. Ve tuqime s-salah, namazı kılasın. Ve tu'tiye zekate, zekatı ödeyesin. Ve tufarikel müşrikine ilel müslimin. Müşrikleri terk edip Müslüman cemaatiyle beraber yaşayasın. Ve kânet tehalli nedir? Tehalli oldu. Huve terke kullil edyan, bütün dinleri terk etmektir. Tehalli terk etmek oldu. İlallah, Allah'a karşı her türlü türlü dinler var ya, hepsini terk edip İslamiyet'ten başkasını kabul etmeyeceksin. Böyle cevap verdi Peygamber Efendimiz. İşte bu cevaptan sebete bizalik. Bu cevap ile sabit oldu ki enne küllemen, her bir kimse ki lem yetehalle mimma siver İslam, İslamiyet'in başkası olan diğer dinlerden tehalli etmezse, ben onlardan beri oldum demezse, lem yu'alem bizalik, onun la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesiyle bilinmedi. Yuhuluhu, onun girmesi fil İslam, İslam'a girmesi bilinmedi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi ama namazı kılmıyor.
zekatı vermiyor, orucu tutmuyor, müşriklerden de ayrılmıyor. Öyleyse bu adamın Müslüman olduğuna biz hükmedemeyiz. Eğer Müslüman olsa, hakikaten bunları demiş olursa, namazını kılacak, zekatını verecek, sonra müşriklerle beraber oturmayacak, Müslümanlarla oturacak. وَهَذَا قَوْلَا بِحَنِيفَةَ وَاَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ. Bu üç imamın kavli de budur. Evet. Şimdi bir adam neyle Müslüman olur? Kulasa şöyle yaptı ki, La ilahe illallah diyecek. Dedikten sonra soracaklar. La ilahe illallah dedin, Allah'ı birledin. Hazreti Muhammed hakkında ne dersin? O da hak peygamberdir diyecek. Peki hak peygamberdir. Bütün millete mi peygamberdir yoksa Araplara mı peygamberdir? Bütün millete peygamberdir. Bunu da diyecek. Ondan sonra da erkan-ı İslam'ı işleyecek misin? Namazı kılacak mısın? Orucu tutacak mısın? Zekatı verecek misin? Hayır, ben bunları yapmam derse o gene Müslüman değil. Bunları da yapacak. İşte bu üç imamın kavli bu. Yalnız arada bir mesele var ki, bir adam Allah'ı bir biliyor, peygamberi de hak biliyor, bütün dinlerden de teberri etmiş. Fakat namazda tekasül ediyor. Namazı kılmıyor. Namazı niçin kılmıyorsun? Yahu farz ama kılamıyorum. İnşallah bir gün gelir kılarım. Şimdi kılamıyorum derse, farziyetini inkar etmez de kendinde kusur bulursa, bu adam Müslüman sayılır mı, sayılmaz mı? İhtilaf bunda. Şimdi bu son okuduğumuz hadisi şerif mucibince o adam Müslüman sayılmaz. Niye? Namazı kılacak, zekatını verecek, haccını yapacak. Onun için üç imam bu hadisi şerif mucibince diyorlar ki, namaz kılmazsa bu adam Müslüman sayılmaz. Sayılmaz ama kafir mi olur, fasık mı olur? İmam Ahmed ibn Hanbel diyor ki kafir olur. Binaenaleyh o adam öldürülecek. İmam Şafii diyor ki hayır, fasık olur, imanı noksandır. Bu adam ya namazı kılar ya olsa öldürülür ama küfren değil, hadden öldürülür. Nasıl ki katil kısas edilirse o da namazı kılmadığından dolayı hadden öldürülür. İmam ve Hanife de diyor ki bu adam Allah'ı bir bilmiş, peygamberi de hak bilmiş, namazı da farz bilmiş fakat yapmadığından dolayı günah-ı kebire işlemiş. Günah-ı kebire dolayısıyla insan imandan çıkmaz. Bu adam fasıktır. Bu adam ne suretle buna ceza verilecek? Elimizde bir senet yok. Öldürülecek diye delilimiz yok. Binaenaleyh biz bu adamı hapsederiz. Fakat kendisini darb-ı şedid ile darb ederiz. Yani şiddetli bir kötek. O kötek de o kadar vurulacak ki vücudundan kan akıncaya kadar vurulacak. Öyle hafif kötek değil. Ondan sonra hapiste hapsedilecek. Arada da bir nasihatçi gönderilecek. O nasihatçinin nasihatini kabul eder, namaza başlarsa çıkarılır. Yoksa öyle arada sırada kötek vurulur, gene hapsederler. Kötek vurulur, gene hapsederler. Ölünceye kadar. Çıkmak yok. Buna bu surette ceza terettüp eder. Yani hulase namaz kılmayanın imanı müşevveş oluyor. İmam Ahmed ibn Hanbel'e Müslüman değil, kafir. İmam Şafii'ye göre imani nakiz. İmam-ı Azam'e göre de fasık. Fısk olursa ne olur? El-me'asi beridül küfür. Masiyetler küfrün postacısıdır. Bir adam bırakıyor, içer, kumar oynar, zina eder. Bunların haram olduğunu bilerek yaparsa buna fasık derler. Bunların helal olduğunu yaparsa kafir. Onda söz yok. Yok. Bunların haram olduğunu biliyor fakat yapıyor. Buna fasık derler ki bu adam son nefesinde imansız gitmenin alametidir. Eğer kendisi tevbe eder, rücu ederse, onunla o kötülükleri yapmaz, feraisi ilahiye yaparsa Allah affeder. Yok, devam ediyor. Böylelik ağzına rakı damlatarak ölenler gibi. Neuzubillah. Zina ettiği yerde öldürülmüş. Kumar oynadığı yerde öldürülmüş. İmanlı mı gitti, imansız mı gitti, şüphelidir bu. Ekser ulema diyor ki bu gibi şeylerle giden adamın imanına gayr olamayız. Fakat onun cenaze namazı kılınır mı kılınmaz mı? Adam rakı içmiş de patlamış. İki adam kumarda dövüşmüşler de birbirini vurmuşlar. Gitmiş bir
Mezniye bir kadının yüzünden ikisi birbirini vurmuş, yaralamış, ölmüş. Bunun namazı kılınır mı, kılınmaz mı? Ölemanın bazısına göre masiyet halinde ölen adamın namazı kılınmaz. Fakat bizim mezhepte diyor ki biz zahiren onu kılarız. Müslüman tanırız ama fakat iman ile gidip gitmediğine kat'i kanaatimiz yok. Çünkü masiyetle giden adamın son nefesinde şeytan imanını alır, Allah muhafaza demiş. Onun için öyle demişler. El maasi beridül kufur. Masiyetler küfrün postacılarıdır. Allah korusun.